Merhaba gençler, bugün sizlere yeni bir video çekeceğim. Bu sefer araba videosu olacak. Uzun zamandan beri araba videosu çekmeye çalışıyordum, düşünüyordum daha doğrusu. Ama bir türlü kar yıllarına durup araba çekme fırsatım olmadı. Neyse şu an Kansas'a, bu arada kış gelmek üzere. Şu an gerçekten kalın kışlıklarla gezmeye başladık. Gördüğünüz gibi. Çok soğuk. Sabah özellikle birkaç derece gibi bir şeydi. Şu an biraz daha iyi. Yağmur yağdı. Biraz ılıdı ama yine de 4-5 dereceden daha sıcak değil. 2-3 gün sonra da kar yağacak gibi gösteriyor. Yani Kansas'ın güzel günleri bitti. Şimdi de ızdıraplı günleri geliyor yavaş yavaş. Soğuk günleri. Şimdi şu Murano'dan başlayayım size. Murano bu Platinum, yani herhalde Full Edition'ı galiba. Wheel'ları aşırı derecede büyük. Kaç inç bilmiyorum. 19 inç mi nedir? Nedir? Tam bilemeyeceğim. Kaç oluyor şu? 20 mi oluyor? 20 inç oluyor galiba. Çok büyük zaten. Çelik jantlı. Yani dikiz aynalarında sinyalleri var. Şurasında herhalde kör nokta şeyleri var. Diğer tarafta var galiba. Gördüğünüz gibi burada anahtarsız açabiliyorsunuz. Aynı şeyler zaten. Dizaynı falan çok harika. Ben bunu 2017-2018 gibi şey zannettim ama değilmiş. Az önce gördüm. Platinum All Wheel Drive. 4 teker. 4 çeker. Bu arkadaşlar 2015 Murano. Bilmiyorum Türkiye'de bu modeller üretiliyor mu? Nissan bu modelleri üretiyor mu? Şöyle önden biraz göstereyim. Arabayı şöyle bir görün. Araba gerçekten normal Murano'lar görüyordum ben ama bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Bu bayağı büyük gibi gözüküyor şu an gözüme. Dev gibi gözüküyor. Bayağı büyük. Ve diğer Murano'lardan güzel bence. Benim kanaatim. Şimdi daha önceki Murano'lara bakmıştım ben. Bu kadar güzel değildi. Neyse. Şöyle içini belki gösterebilirim. Bilmiyorum görebilir miyiz de. Şöyle içini görüyor musunuz? Evet içi görünüyor şu an. Gördüğünüz gibi her şey full. Yani yok arabada. İçi harika. İçi dışından bile güzel. Bu arabanın fiyatı, şuradaki 8-10 tane arabanın fiyatını adamdan aldım. 2015 Murano All Wheel Drive 16.900. Yani tam bilemiyorum fiyatını. Pahalı mı ucuz mu tam bilemeyeceğim. Çünkü daha önce bu tür arabaların fiyatlarına çok bakmamıştım açıkçası. Neyse. Güzel bir araba. Gördüğünüz gibi şu egzozlara bakın. Bir burada var. Bir de diğer tarafta var. Farları falan filan zaten harika. Şeyleri, sinyalleri, arka sinyalleri falan. Dizaynını gayet güzel yapmışlar. Şurası güzel gözüküyor. Bu Murano'lar çok büyük ihtimalle bakayım şöyle. Şurada bazen koltuk açılabiliyor şuradan. Şuradan koltuk açılabiliyor. Third row, yani üçüncü sıra koltuk da çıkabiliyor. Şimdi şu Explorer'a bakalım. Explorer tam neymiş bu? Explorer Sport'muş. Şöyle bakarsanız Murano'dan tabi baya büyük. Zaten Amerikan arabalarının en büyük özelliği şudur. Amerika'da yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Çok büyüktür arabalar. Arabalar çok büyük. Gördüğünüz gibi. Şöyle jantlarını falan size göstereyim. Bu arada araba 2016 model ve hala garanti altında. 3 ay veyahut da 3000 kilometre, 3000 mile diyelim. Mile garanti veriyor adam buna. Şöyle arabaya bakarsanız araba dev gibi bir şey gençler. Müthiş bir şey. Diğer yanına bakalım. Aşağı yukarı aynı zaten. Şöyle geniş açıyla yandan bir görün arabayı. Araba gayet güzel. İçini gösterebilirim.
içini gösteriyorum. Bu da gayet başarılı olmuş. Yani Ford'lar son 6-7 yıldan beri özellikle iç tasarımını çok değiştirdiler. Sony ile anlaştılar. Mesela şu an bakarsanız Sony müzik sistemi var içerisinde. Tüm arabaların hepsinde şu an Sony var. Yani bayağı bir zıplama yapmaya çalışıyorlar. Ama bilmiyorum ne kadar başarılı oldular. Tam bilemeyeceğim. Şurada özellikleri vardı. Onlara bakalım eğer başka bir şey varsa. Çok bir şey yazmıyor. Sadece 2016 Ford yazıyor. Burada da şey var. Extra protection. Extra garanti bilgileri var. Eğer daha doğrusu ekstra şeyler yapmışlar. Camlara tint takmışlar. $400. Basic protection. Ya bunlar da ekstra garanti bilgileri gibi bir şey anladığım kadarıyla. $2,187 ödersen bu ekstra protection'ı alıyorsun. Evet, araba EcoBoost, 4-wheel drive bu da. 4-wheel drive. Bu araba 2000 kaçtı? Az önce baktık. Unuttum hemen. Şu an hemen 2016, evet. 2016 Ford Explorer Sport. Bunun fiyatı arkadaşlar 18.300. 18.300. Yani mileage'lerini şu an bilemiyorum. Onları almayı unuttum açıkçası. Onları normalde söyleyecektim. Miller ne kadar? Çünkü mil çok fark ettiriyor. Yani 5-6 bin dolar bile oynatabilir böyle bir arabada. Daha pahalı da olabilir, daha ucuz da olabilir. Bilmiyorum, belki mileları çok yüksek de olabilir. O yüzden bilemiyorum. Neyse, bu başka bir Explorer. Bu da Sport. Bu da aynı EcoBoost 4-wheel drive falan filan diyor. Aşağı yukarı aynı araba. Bunun yılına bakayım hemen. Bu 2017 diyor. Başka bir şey yazıyor mu? Başka bir şey yazmıyor. Bu da aynısı. 2800 küsur dolarlık extra protection ile alakalı bir bilgi var orada. Tam onun ne olduğunu figür edemedim henüz. Neyse, önden böyle gözüküyor. Siyah beyaza göre sanki daha böyle canavar gibi gözüküyor. Şöyle bakarsanız. Harika bir şey. Bunun da fiyatı aşağı yukarı aynı diğeriyle. Şu an tam bunu bulamadım telefondan. Neyse, Kia'ya gelelim. Bu arada Kia ile alakalı konuşmak istiyorum. Kia'lar ben Türkiye'deyken, 2007'deyken hani Türkiye'de hala yaşadığım sıralar çok güzel bir namı yoktu. Çok çok kötü arabalardı Kia, Hyundai. Ama bilmiyorum orada Türkiye'de şu an şöhreti nasıl. Burada durumu düzelttiler bayağı bir. Özellikle Hyundai ile birlikte 2010'dan sonra şu an orta sınıf, yani kalite anlamında orta sınıf araba kategorisinde şu an insanlar düşünüyor. Hani Nissan ayarında bir araba, Honda, Toyota ayarında değil henüz ama Nissan ayarında bir araba sınıfına girdi. Çok tutulmaya başladı Hyundai'ler ve Kia'lar. Bu modelde burada en çok, yani en çok bu model, yani Kia'nın tutulduğu en çok modellerin bir tanesi de bu Sorento. Bu arada V6'miş, 6 silindirli. Zaten bu arabanın 4 silindir olması biraz komik olabilir. İşte 3.6, 3.8 civarı bir motoru var büyük ihtimalle. Eskiden burada onların hepsi yazardık. En azından kaç motor olduğu, ne bileyim, mili falan filan yazardı burada. Şimdi saçma sapan başka şeyler yazmışlar. Hiç insanların ihtiyacı olmayan şeyler. Bir de bu açıdan bakalım içine. İç tasarımı yani çok Ford kadar ve Murano kadar çok güzel değil ama çok aşırı derecede kötü de değil. Orta halli, idare eder bir araba. 2017 6 silindirli elektronik stability sistemi varmış. Bu da 15-250 bu araba. Şimdi en son Buick'e geldik. Buick'in SUV'si bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani aslında güzel aslında araba da bizim zevkimize göre herhalde çok fazla güzel değil. Türklerin çok tuttuğu bir araba değil. Ama
Amerika'da kaliteli olarak adlandırılan arabalardan bir tanesi. Şöyle içine bakarsanız lüks sınıfına girer. Lüks arabalar üretir. Her şey zaten lükstür gördüğünüz gibi. Direksiyonu mesela ahşap. Ahşap gibi böyle. Ondan sonra zaten koltuklar böyle yakıyor. Her tarafı adam arabanın göğsünü bile o deriden şey yapmış. Kaplamış. Adam hani malzemeden hiç şey yapmıyor. Araba gayet şık, güzel. Ama dışı işte bizim çok beğendiğimiz bir araba türü değil. Yani dizayn olarak. Ve çoğunda şunlar var. Hava şeyleri. Niye koyarlar? Yani tüm Buick'lerde var hemen hemen benim gördüğüm. Yani Buick'in bir dizayn çizgisi bu. Yani belki yani o bile bence şey yapıyor. Arabayı yani dizaynını kötü hale getiriyor. Bence o olmasa daha güzel gözükecek gibi. Mesela şuradaki sis farları çok güzelmiş. Bakın küçücük bir şey. Şu kadar sis farı. Bunu şık yapmışlar. Bu gayet güzel gözüküyor. Farları marları. Şu farlar büyük ihtimal kımıldayan farlar. Direksiyonun yönüne göre sağa sola falan. Yine jantlar gördüğünüz gibi çelik ve wheel'ın size 19 inç dev gibi bir şey. Gördüğünüz gibi bak şöyle bakarsan benim aşağı yukarı şurama kadar geliyor. Lastikler gerçekten dev gibi. 2015 biraz eski. Burada lüks arabaların yaşlıları yani birkaç yıldan sonra fiyatları müthiş derece düşüyor. Mesela bu arabanın atıyorum yenisi sıfırı olsun mesela 35 bin dolar olsun atıyorum. 30 bin dolar olsun mesela. 30 bin dolar falandır herhalde tahminim. Bu yüklerin bir yıl sonra, iki yıl sonra mesela bir 20-30 bin mil bindikten sonra bu arabanın hemen hemen fiyatı mesela 30 binden 20'lere kadar düşüyor ki bu araba 3 yaşında 4'e girecek şu an 2019'da birlikte. Mesela gelecek ay mesela özellikle Aralık ayında bu arabanın fiyatları çok ciddi manada düşecek. Çünkü psikolojik bir sınır oluyor. 2019'a giriyor insanlar ve bu araba 2015 yaşında 2015 yapım yani 4 yaşına girmiş gibi olacak. Yani bir yaş daha yaşlanmış olacak psikolojik olarak. Aslında mili falan hiçbir şey değişmiyor ama yani psikolojik bir şey bu. Neyse bu araba extra clean diyor. İşte entertainment sistem var diyor. Büyük ihtimalle şu yukarıda şey var. Televizyonu falan var. Şu an buradan göremiyorum da. Entertainment sistem dediğin ne olduğunu tam anlayamadım. Klasik bir Buick dizayn içeride. Bu arabada 17.900 diye geçiyor piyasa fiyatı, yani şey satış fiyatı. Yani güzel alınabilir. Finance yaparsan mesela böyle bir arabayı finance fiyatı 5 yılına finance yapsan 350 dolar civarına 300-350 arasında senin kredi skoruna göre 300-350 arasında gelebilir. Yani ayda 300 dolar ödeyerek yaklaşık yani belki 320-330 falan filandır. Böyle bir arabaya sahip olabiliyorsun hiç önden peşin ödemeden. Burada birkaç tane daha araba var da bunları aslında gösterecek çok zamanım kalmadı. Şu an acil bir yere gidiyordum. Şu an en azından durayım bunu çekeyim hemen. Acil bir şekilde. En azından şunları size göstereyim. Fiyatlarını göstermeden. Şu Ford 150 var. XLT. Dev gibi bir şey görüyorsunuz. Bu da Ford XL. T'si yok. Çünkü önündeki ızgara silver değil. Plastik. Evet. Bu gördüğünüz arkadaşlar saygı duruşuna geçebilirsiniz. Silverado. Chevy'nin Silverado'su 2015. Sadece şu önden pozisyonuna bakın şöyle. Şu arabanın. Araba değil gerçekten kamyon. Yani şu farlara bakın iki katlı adam şey yapmış buraya. Ne onun adı? Far yapmış. Sanki böyle şey gibi apartman gibi. Müthiş gözüküyor. Yani her tarafta araba gerçekten tam bir tasarım harikası. En sevdiğim bu tür traklar arasında en sevdiğim bir tanesi bu. Silverado. Bir tanesi de GMC. GMC'ler benim number one. Ondan sonra bunlar geliyor. Ama GMC'ler gerçekten aşırıca pahalı.
içini göstereyim. İçi deri değil, normal bez. Vitesi görürsün, bak şu direksiyonun yanında vitesi. Bu tür traklarda vites genelde orada oluyor. Elle atıyorsun böyle, şey gibi değil. Türkiye'deki gibi şu yandan değil. Öyle bir tarz var burada. Arkadan göstereyim size şunları. Silverado LT. Gerçekten yani mükemmel bir araba. İnşallah böyle bir araba alma gibi hedefim var. Çünkü çok gerekiyor bizim işlerde. Bizim elemana verdiğim arabayı alamıyorum. Çok o sürekli o kullandığı için. Bakın şuraya bir şey takıp mesela gemi, tekne çekebilirsiniz. RV çekebilirsiniz, karavan. Veyahut da trailer çekebilirsiniz herhangi bir. Buraya da istediğin outletleri takabilirsin. Adamlar her şeyi düşünmüşler. Burada, ha buraya, evet buraya plaka gidecek, doğru. Orada zannedim bir şey kırılmış diye düşündüm de kırılmamış. Neyse, bu da böyle. Arkadaşlar bugünlük de böyle diyelim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Herkese Allah'a emanet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hayırlı günler hepinize.